Efendim? Sorun nedir? Damat alayı nerede kaldı? Ne zamandır bekliyoruz? Siz başlayın Peder Bey. Birazdan burada olurlar. Hadi ama. Şu anda sadece İşhan'ın düğününü düşünmelisin. Evet yenge. Yarın avukatla dava hakkında konuşacağım. Sen lütfen git ve misafirleri karşıla, gelmek üzerelerdir. Babaanne. Henüz hiçbir şey kaybetmiş değiliz. En azından ailemiz hala bir arada. Bizi hiç kimse birbirimizden ayıramaz. Bugün İşhani'yi güzellikle uğurlamalıyız. Lütfen babaanne. Bunu yapmak zorundayız. Her şey bitti. Bir de düğün mü yapacağız? Yeter Çatali. İşhani'nin düğününü yapacağız. Şu an sadece düğünü konuşacağız. İşhani evimizi geri almak için elinden gelenin fazlasını yaptı bile. Ne yapabiliriz ki? Bu davayı şimdilik unutup İşhani'nin düğününe odaklanmamız gerek. İşhani bizim kızımız ve biz de ona karşı olan görevimizi layıkıyla yapacağız. Git. Şimdi git ve Falguni ile beraber gelen misafirleri karşıla. Git dedim. Gidelim Şarman. Hadi babaanne. Dosyaları neden getirdiniz? Bunu görmeniz gerektiğini düşündüm. Parek ailesiyle sizin aileniz arasındaki sorunlardan haberim yoktu. Bakın, bu belgeler benim için çok önemli. Çırak neden hala gelmedi? Davayı kaybettiğimiz için üzülmüş olmalı. Onu aramam gerek. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Kapalı mı?
Tanrım, Çırak'ın ailesi neden hala gelmedi? Ha? Davayı kaybettiğimiz için pişman olduklarını hissediyorum. Çırak da mahkemedeydi. Peki neden hala buraya gelmedi? Neler oluyor? Yenge, Sveta'yı arasana. Belki de hala giyiniyordur. Zaten ben de onun sahte mi yoksa gerçek mücevher mi taktığını görmek istiyorum. Kusura bakmayın, gitmemiz gerekiyor. Düğünün bu kadar uzayacağını düşünmemiştik. Fakat düğün alayı da henüz gelmedi. Biz gidelim en iyisi. Nereye gidiyorsunuz? Daha yemek bile yemediniz. Demek istediğim, düğünlerde genelde erkek tarafı hep geç kalır, öyle değil mi? Hayır hayır, biz gidelim. Damat kaçmış gibi davranıyorsunuz. Kaçak Gelinler filminde olduğu gibi, öyle değil mi? Sizi beklettiğimizin farkındayım ama... Herkes giderse damadın ailesine ayıp etmiş oluruz, öyle değil mi? Kimsemizin olmadığını düşünürler. İsterseniz bir şeyler ikram edin. Evet evet. Devaş, Pratik, gelin yemek servisi yapın. Lütfen gidin yemeğin tadını çıkarın. Lütfen buyurun yemek yiyin lütfen. Yenge, ben gidip İşhani'yi çağıracağım. İşhani gelince de dua törenine başlarız. Dişa, İşhani'yi çağırıp gelir misin? Tamam, ben çağırırım. İşte geldiler. Ne? Devaş, Pratik, Şarman, Müthiş. Gelin gelin, herkes gelsin. Aman Tanrım, Sveta tek başına gelmiş. Düğün alayı nerede? Ne? Ama bu imkansız. Parek ailesinin bu davayı kazanması gerektiğini size söylemiştim. Nasıl kaybederler? Efendim, gerçekten çok şaşırdım. O zaman bana neden mesajı atıp... Parek ailesi davayı mutlaka kaybetmeli yazdınız. Mesaj mı? Ne mesajı? Sizden fikrinizi değiştirdiğinize dair bir mesaj aldım. İşhani Parek'in bu davayı kaybetmesi için elimden geleni yapmamı söylemiştiniz bana efendim. Ben de ertesi gün mesajı okudum ve sonra da sizi aradım. Telefonunuz kapalı olduğundan size ulaşamadım. Sonra da asistanımı evinize yolladım efendim. O da bana düğün öncesi yoğun olduğunuzu ve... Görüşemeyeceğimizi söyledi. Ben de bana mesajda söyleneni yaptım. Bu imkansız. Ben mesaj falan yollamadım. Bu nasıl olur? Bu mesajı kim yolladı? Bu mesajı kim yollamış olabilir? Senin telefonundan o mesajı atan kişiyi biliyorum ben. Üzgünüm. Bu düğünü yapamayız. Çırak gitti. Gitti mi? Nereye gitti? Ne demek istiyorsun? Düğün olmayacak mı? Ha? Ben de bir şey bilmiyorum. Ama onun kızınızla evlenmek istemediğini biliyorum. Benim oğlum sizin kızınız yüzünden evi terk etti. Bizim kızımızı nasıl reddedebilir? Dinle bayan.
2 yıl önce olanları unutma. Senin oğlun bize sadece İshani ile evleneceğini söylememiş miydi? Şimdi ise bu düğünü iptal edip İshani'yi yüzüstü mü bırakacak yoksa? Bunu nasıl yapar? Nedenini bilmiyorum ama tek bildiğim şey, oğlum kızınızla evlenmek istemiyor. Oğlum sizin kızınız yüzünden evi terk etti. Kızınız yüzünden oğlum kaçtı. Neden? İshani ne yaptı? Beni dinle. Bu düğün sade bir düğün olacaktı. Çeyiz olmayacaktı. Bunları baştan konuşmuştuk, öyle değil mi? Öyleyse neden çeyiz almak için bu kadar uğraşıyorsunuz? Bu yaptıklarınızsa tam bir rezillik. Anladın mı? Hey Miteş, yengeme baksana. Damat gelmedi. Düğün iptal olacak. Ama onun umurunda bile değil. İshani! İshani ne oldu? Aç gözlerini tatlım hadi. İshani. Aç gözlerini hadi. Hadi var. Hemen su getir. İshani. İshani kendine gel. İshani. Bakmayın. Lütfen gidin. Kızım lütfen ağlama. Biz yanındayız. Çırak benden ayrılamaz. Böyle çekip gidemez. Onu çok sevdiğimi biliyor. Onu beklediğimi biliyor.
Birazdan gelir. Gidemez. İşhani. Hayır. Çırak gitti. O seni terk edip gitti. Seninle evlenmek istemiyor. Beni duydun mu? Çırak seninle evlenmek istemiyor. Nasıl olur? Hayatımın en önemli gününde ben neden ağlıyorum? O gelecek. Çırak beni seviyor anne. Bana söz verdi. O gelecek. Ben mabette onu bekleyeceğim. Sakin ol İşhani. Sakin ol, biz yanındayız. Ben mabede gideceğim. O da gelecek. İşhani. İşhani lütfen odana gidelim ve biraz sakinleş. Lütfen. Hiçbir yere gitmiyorum. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Çırak buraya gelecek. O bana söz verdi. O gelecek. Birazdan burada bekle, ol. İşhani, bırakın lütfen beni. İşhani, annesi Çırak'ın buraya gelmeyeceğini söyledi. Eğer onlar bu düğünü istemiyorlarsa sen neden? Yeter kızım. Lütfen ağlama. Beni yalnız bırak. Onun geleceğinden eminim. Hepiniz gidin. Gidin ve Çırak gelince bana haber verin. O gelmeyecek İşhani. Duydun mu? O gelmeyecek. Saçmalamayı bırak ve onun adını ağzına alma. Aşkın seni nasıl bu kadar kör etti İşhani? Kendini mahvettiğini görmüyor musun? Etrafına bak. Evleniyorsun. Ama ortada düğün yok. Damat yok. Ailesi yok. Burada sadece yalnız bir gelin var. Neden anlamıyorsun İşhani? O seni sevmiyor. Sadece senin paranı istiyordu. Davayı kaybedince de seni hemen terk etti. Onu ne kadar sevdiğini biliyorum İşhani. Ama o senin alın yazında yokmuş. Kaderinde bu varmış, bu. Evlenmeyeceksin. Kimse gelmeyecek İşhani, gelmeyecek. Benim kaderim bu değil. Benim kaderim bu değil. Benim gerçek kısmetim, benim aşkım
Gelecek. Siz gidin buradan. O buradan gelecek. Ve hepinizin önünde benimle evlenecek. Biz evleneceğiz. Gidin buradan. Git babaanne. Ramir, geldin. Olanlara bak Ramir. Çırak, çırak kaçtı. Evlenmek üzereyken onu terk etti. O kaçtı Ramir. Ne olacak? Ne olacak Ramir? İşhaniye bir baksana. Delirmiş gibi davranıyor. Hala çırakın döneceğini sanıyor. Ama gelmeyecek. Geri gelmeyecek Ramir. Çırak'ın annesi onun işhaniyi istemediğini söyledi. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. İşhaniyi mi düşüneyim? Yoksa ailemi mi? Davayı kaybettik. İşhani de evlenemedi. Bizi küçük düşürdüler. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne olacak Ramir? Ne yapmamız gerekiyor? Söyle bana lütfen. Bize ne olacak? Lütfen biraz sakin olun. Sakinleşin. Neden böyle olduğunu iyi biliyorum. Bütün bu olanlar için özür diliyorum. Çünkü bütün bu olanlar benim suçum. Benim yüzümden her şey mahvoldu. Ama inanın bana, bunların olmasını hiç istemezdim. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilesem de hiçbir şey değişmeyecek. Bunu biliyorum. Ama telafi etmek istiyorum. Sizin için bir şeyler yapmak istiyorum. Size yardım etmek istiyorum. Bir şekilde sizi yeniden... Yeter! Git ve bu rolleri başkalarına oyna. Bize yardım etmeyi bırak. Düşsek bir tekme de sen atarsın. Davayı kazanacaktık. Ama senin yüzünden her şeyimizi kaybettik. Ve yine bu yüzden çırak kaçtı. İşhaninin düğünü iptal oldu. Ve herkesin önünde küçük düştü. Bir de gelip
utanmadan bize yardım edeceğini mi söylüyorsun? Kaybettiğimiz her şeyi geri getirebilir misin? Yardım falan edemezsin. Nasıl edebilirsin ki? Ne yardımı yapabilirsin? Mahkemede kazandığın parayı bize mi vereceksin? Kaybettiğimiz onuru geri getirebilecek misin? Bak! İshani'nin düğünü iptal oldu. Artık kimse onunla evlenmez. Sen onunla evlenir misin? Aha, evlenmezsin. Sen bunu yapamazsın. Git buradan. Hiçbir şey yapamayacaksan neden buraya geldin? Her insan hata yapabilir. Ama bu hatayı telafi etmek için tek bir şansı olur. Git ve doğru olanı yap. Ranvir. Konuş Ranvir. Tanrı aşkına konuş. Beni sevmediğini söyle. Evet, bu doğru. Seni sevdiğim doğru. Biliyordum Ranvir. İshani için buradasın. Onu bırakıp gitmezsin. Onun ağlamasına dayanamazsın. Geç oldu ama böyle olması en hayırlısıydı.
bir şeyler yapacağını biliyordum. Hiç ümidimi kaybetmedim. Kızımı koruması için Ramir'i onun yanına gönderdin. Aman tanrım, bunun olması imkansız. Ramir Ritika ile evlenecekti. İshan ile nasıl? Ritika gördüm en mantıklı kızdır. O her zaman ne yapılması gerektiğini bilir. Ramir ile İshan'ın evlenmesini ben istedim. Ben istemiyorum. Onunla asla evlenmeyeceğim. O asla çırağın yerini alamaz. Asla! Bunu nasıl söylersin anne? Ranvir'den nefret ettiğimi biliyorsun. O çok sevdiğin Ranvir babamı dolandırdı. En yakın arkadaşım olduğu halde beni kandırdı. Hiç kimse onun umurunda değil. Onunla evlenmemi mi istiyorsun? O intikam istiyor. Buna göz göre göre nasıl izin verebilirsin? O intikam istemiyor İshan'ı. O seni çok seviyor. Aşkı sayesinde tekrar onun hayatına girdin. Ramir kendi düğününü bıraktı ve senin için buraya geldi İshan'ı. O senin için geldi, anlamıyor musun? Kimsenin seni o kadar sevemeyeceğini sen de biliyorsun. İshan'ı, Ramir'in aşkı ikinize de yetecektir. Evet kızım. Ramir seni her şeyden çok seviyor. Tıpkı babanın beni sevdiği gibi. Bu en güzel sevgidir. Senin için her şeyi yapabilir. Onun kadar seveni nereden bulacaksın? İshan'ı, o senin için senden vazgeçti. Seni ne kadar sevdiğini bir düşünsene. Hayatında her zaman baban gibi bir adam istemiştin. Babanın beni sevdiği gibi seni sevecek birinin hayatında olmasını. Bunu iyi biliyorsun. Baban Ramir'i oğlu gibi severdi. Onun yıllar önce evimize gelmesi tesadüf değildi. Böyle olmalıydı. O sadece senin için geldi. Onun seni ne kadar sevdiğini anlayamamışız kızım. Ama İshan'ı, hala geç değil. Bir an için 2 yıl önce olanları unutup düşün İshan'ı. Hayatına çırağın girdiğini unut. Bundan sonra en azından Ramir'in aşkını anlamaya çalış. Aynı hataları tekrar yapmamalısın. Onunla evlen. Evlen onunla İshan'ı. Onunla asla evlenmeyeceğim. Asla evlenmem. Ölürüm de onunla asla evlenmem. Beni seviyor olabilir anne. Ama ben onu sevmiyorum. Ben sadece çırağı seviyorum. Hem başka biriyle nasıl mutlu olabilirim ki? Ne sanıyorsun? Çırakla mutlu olacağını mı? Onun umrunda bile değilsin İshan'ı. Ben de bu yüzden sana çıraktan hemen ayrılmanı söylemiştim. Şimdi bak, o seni terk etti. O seni hiçbir zaman sevmedi İshan'ı. Onun tek düşündüğü bizim zenginliğimiz ve paramızdı. Düğünü 2 yıl boyunca erteledi. Sonra bir anda seninle evlenmeye karar verdi. Davayı kaybettik ve
O kaçıp gitti. Sense hep ağlayacaksın ve bütün ailemiz de insanlar için alay konusu olacak. Onun gerçek yüzünü görmedin ama artık gözlerini aç. O seni sonsuza kadar terk etti İshani. Onun nasıl biri olduğunu biliyordum İshani. Ama senin iyiliğin için hep susmayı tercih ettim. İshani, o kendine yakışanı yaptı. Sen yanlış bir şey yapmadın. Dişan'ın da ileride nasıl evleneceğini bir düşün. Evlenmediğini duyarlarsa Dişa'yla da evlenmek istemeyeceklerdir. Dişa nasıl evlenecek? İshani, bizim onurumuzdan başka bir şeyimiz kalmadı. Bu sana kalmış. Bir düşün lütfen. Babaanneni düşün. Her şeyimizi kaybedince o da yıkıldı. Onurumuzu kaybedersek ona bir şey olmasından korkuyorum. Ben de her şey için ve herkes için çok endişeliyim ama ben, inan bana anne, onlar için canımı bile veririm. Ama Ranvir'le asla evlenemem. Pekala. Son kararın buysa eğer, intiharı bir çözüm olarak düşünüyorsan, bunu bugün yapabiliriz. Ama sen ölmeyeceksin. Ben öleceğim. Çünkü her şeye dayanabilirim ama kızımı bu halde görmeye asla dayanamam. Onurumuzu kaybettiğimizi görmektense başıma gelecek bütün kötü şeyleri tercih ederim. Bu yüzden eğer biri ölecekse İshani, sen değil, ben öleceğim. Anne! Anne! Ne yapıyorsun anne? Lütfen buraya gel. Ne yapıyorsun? Neden böyle söylüyorsun? Zaten babam da beni terk etti. Eğer sen de gidersen ben kimin için yaşayacağım? Hep yalnız kalacağım. Yalnız kalacağım. Yalnız değilsin kızım. Bu dünyada seni seven biri var. O seni her zaman mutlu edecek. Beni dinle İshani. Ramir'le evlen. Ve senin kararın hepimizin hayatını kurtaracak İshani. Lütfen İshani, bana güven. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.